Merhaba Hobi Dünyası izleyenleri. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu lif modelini anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım. Umarım anlaşılır olur. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım yapımına. İlk sıramız gördüğünüz gibi ikili trabzanlarla başlamış. Zincir çekerekten hemen başlıyoruz. Toplamda 47 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 48 tane ikili trabzan var. Başına da 3 tane zincir çekerekten 48. trabzanımızı oluşturacağız. Siz de 47 tane zincir çekerekten hazırlayın lütfen. Toplamda 47 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum. Başına aldım. 1, 2, 3'üncüye atladım. 4'üncüye bataraktan bir ikili trabzan yaptım. Böylelikle her bir zincirimi ikili trabzanlarla doldurduğumda 47 tane şu 3 tane zincirimle birlikte 48 tane ikili trabzanımızı hazırlamış olacağız. İkili trabzanlar yaparaktan bu sıranızı da hazırlayın lütfen. Her bir zincirime batıyorum. Gördüğünüz gibi ikisini bir alıyorum. Ben bunu tek renk çalışacağım arkadaşlar. Pembe ile bitireceğim bu lifimi. Belki kenar oyasını farklı bir renk kullanabilirim. Bunu ise gördüğünüz gibi 3 renk çalıştım. Siz de farklı renklerde dilerseniz veya da tek renk çalışabilirsiniz. Ayrıyeten eğer bu lif küçük geldi gözüme derseniz, daha büyük yapmak isterseniz 7 ve 7'nin katları şeklinde arttırabilirsiniz. Yani 48 tane 47 zincir çektiniz buraya. 3 zincirle çoğaltıyorsunuz ya. Buraya 47'den sonra bir 7 daha ekleyin. O şekilde çoğaltabilirsiniz. 3, 5 zincir veya da 10 zincir çoğalttığınızda model tam anlamıyla çıkmıyor. Her 7 zincirde bir şu görmüş olduğunuz lale şekli oluşuyor. 7 ve 7'nin katları şeklinde arttırabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde ikili trabzanlar şeklinde bu sıranızı tamamlayın lütfen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikili trabzanlar şeklinde tamamladım. Bu şekilde dönüşümü yapıyorum. Normalde renk değiştirecek olsaydım eğer arkadaşlar bir tane zincir çekip ipimi keserdim. Döndükten sonra şuraya ilmek atıp yani farklı bir renk iplikle bağlayıp diğer renk ipi geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi yeşile, ama dediğim gibi ben tek renk iple devam edeceğim. Burada arkadaşlar 2 adet zincir çekiyorum. İlkini az önce çekmiştim. Şimdi bir tane daha ekliyorum. Ve 1-2 tane atlıyorum arkadaşlar. Üçüncüye battım. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi 2 zincir çekiyorum. Bir tane daha başına alıp bir ikili trabzan daha ekliyorum aynı deliğime. Gördüğünüz gibi. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum buradan. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bu şekilde bir sık iğne yapıyorum oraya. Gördüğünüz gibi. Yine 2 adet zincir çekiyorum. Buraya 1-2 atlıyorum. Üçüncüye tekrar battım. Bir ikili trabzan yapıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Aynı deliğe bir ikili trabzan daha yapıyorum. Yani bir V oluşturuyorum, bir batıyorum, çıkartıyorum. 2 trabzandan sonra bir V daha oluşturuyorum. Şimdi tekrar 2 adet zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum. 3. trabzanıma batıp buraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi tekrar bir ikili trabzan yapacağız. 2 adet zincir çektim. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar 2 adet zincir çektim. 2 tane atladım. Üçüncüye bir sık iğne ile tutturdum. Tekrar 2 adet zincir çektim. Bu şekilde siz de tamamlayın lütfen. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye ikili trabzanımı ekliyorum.
Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. 1 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Dönüşümüzü yaptık arkadaşlar. 1 tane zincir çektik sadece. Başını alıyorum ve çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde 2, 3, çok dolgulu seviyorsanız eğer 4-5 tane daha yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sabitliyorum. 1 tane de zincir çekiyorum. Yine başını aldım. 1, 2, 3 tane yaptım. Sabitledim. Gördüğünüz gibi 1 tane de zincir çektim. Yine başını aldım. Aynı V'nin içerisine 3 tane yapacağım. Şu 1, 2, 3. Hepsini birlikte toparlıyorum. Gördüğünüz gibi. Sabitliyorum ama zincir çekmiyorum. Çünkü diğer bir V'mize geçiş yapıyoruz şimdi. Hiç zincir çekmeden direkt onun içerisine batıyorum. 1, 2, 3 tane yaptım. Topladım. Burada 2 adet zincirim. Ya bir topluyorum, bir tane de zincir çekiyorum. Yine 1, 2, 3 dolgumuzu yaptık. Yine toparladıktan sonra bir tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3 toparlıyorum. Gördüğünüz gibi sabitledim ama zincir yok. Neden? Biz diğer V'mize geçiyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3. Burada bir zincir çekiyorum. Toparladım. Bir tane de zincir çektim. Gördüğünüz gibi toparlıyorum. Ama zincir yok. Hemen diğer V'nin içerisine. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayın lütfen. Son kısımdayım arkadaşlar. 3 adet dolgumu yaptım. Sabitledikten sonra yine başta biz zincir çekerek başlamıştık. Yine zincir çekerekten bitiriyoruz. Aşağıda 2 adet zincirim vardı. Ona sık iğne ile sabitliyorum. Gördüğünüz gibi bir adet de zincir çekiyorum. Yine burada ipinizin rengini değiştirebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Aralarda birleştirmek adına sık iğneler ve ikili trabzanlar yapmışım ben. Üzerine yine ikili trabzan yaptım. Doldurdum. Şimdi şu kısmı yapacağız. Dönüşümüzü yaptık arkadaşlar. Dönüşümüzü yaptıktan sonra 2 adet zincir çekiyoruz. Başını aldım. Bu lalelerimizin, çiçeklerimizin şu uç kısımlarına bataraktan hepsini birlikte 3 ilmeğimi birden toparlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde başını alıyorum. Gördüğünüz gibi bir diğer boşluğuma batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine başını alıp şu orta kısımlara, yani çiçeklerimin şu aralarına ikili trabzanlar ekliyorum. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum. Başını aldım. Yine çiçeğimin orta kısmına hepsini birlikte toplayaraktan alıyorum. Bir tane zincir çektim. Yine çiçeğimin ortasındayım. Bu şekilde hepsini birlikte topladım. Bir tane zincir. Yine iki çiçeğin ortasındayım. Buraya bir tane ikili trabzan. Bu şekilde de bu kısmı tamamlıyoruz. Son kısımda ise iki çiçeğimin ortasını yaptıktan sonra uç kısmını sanki bir çiçeğin kenarıymış gibi düşünerekten buraya bir tane ikili trabzan daha ekleyerek tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekerekten yukarı çıkıyorum. Burada ise gördüğünüz bu ikili trabzanlarımızı yapacağız. İkili trabzanları ise şu şekilde yapıyoruz. Bir tane boşluğa, bir tane tepe noktasına yapacağız. Şimdi bu tepe noktasına yapmış olduk biz bir zincir çekerekten. Şimdi boşluğa bir tane ikili trabzan ekliyorum. Şimdi bir tane de tepesine yapacağım. Tekrar bir tane boşluğa. Tekrar bakın şu lale için yapmış olduğum bunun tepe noktasına.
Bu şekilde de 2 litre trabzanlarımızı tamamlayalım. Boşluğa, tepe noktasına, boşluğa, tepe noktasına. Gördüğünüz gibi ikili trabzanları da yaptıktan sonra tekrar bu işleme geçiyoruz. Lifimde kullanmış olduğum kenar oyasının tarifini ise yine açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olursanız hem sizlerle paylaşacağım diğer videolardan haberdar olmuş olursunuz hem de beni desteklemiş olursunuz. Ayrıca açıklama kısmına Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru olursa eğer DM'den yazabilirsiniz. Elimden geldiğince açıklamaya çalışırım. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.